Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle 24 saat her şey beyaz videosuyla karşınızdayım. Üzerimdeki her şey beyaz, etrafım bembeyaz, sonsuz beyaz bir yere çıkıyoruz. Uludağ'a doğru yola çıktık. Bu video için size inanılmaz güzel aktiviteler hazırladım. Çok çok eğlenceli bir video olacak. O zaman gelin videoyu daha fazla uzatmadan başlayalım. Bembeyaz oldu. Uzun bir yoldan geldim. Güzel bir kahvaltı etmek istiyorum. Otelimizin açık büfesi olmasına rağmen biliyorsunuz ki ben bugün sadece beyaz yiyecekler yemek zorundayım. Bilmiyorum neler var beyaz olarak ama en azından bir peynir yerim. En kötü süt içerim diye düşünüyorum. Bunlar da en doyurucu proteinler. O zaman gelin bakalım neler yiyeceğiz. Tabaklarımız beyaz bir kere. Oradan yakaladık konsepti. Direkt ben peynirlerin yanına gidiyorum. Neredeyse bugün sadece peynir yiyeceğim. Şu otlu peynirden de alacağım. Bir tane bundan ekledim. Örgü peynirlerden de aldım arkadaşlar. Burada hindi füme buldum. Hindi füme gerçekten beyaz arkadaşlar. Hindi füme de beyaz değil diyorsunuz. Yuh. Gelin yumurtaların tarafına gidelim. Oo, sıra var. Sarısını yiyemediğim için %100 beyazından yapılmış bir omlet rica edeceğim ustamızdan. Bakalım nasıl olacak. İçerisine de çok fazla bir şey eklettiremeyeceğim. Çünkü beyaz değiller. Sadece peynir eklettireceğim gene. Bembeyaz oldu. Teşekkürler. Tamam, benim artık kahvaltım hazır. Sütümü de koyuyorum artık. Ya sütü de hiç sevmiyorum. Her şey beyaz. İlk olarak bu yumurtanın beyazından yapmış olduğumuz omletle başlamak istiyorum. Tadı nasıl oldu gerçekten merak ediyorum. Çünkü bende niye ilk tane çatal var şu an, kafam iyice karıştı. Vaaay. Ya çok güzel gözükmüyor. Şimdi de birbirimizi kandırmayalım. Yumurtanın beyazından eğer benim gibi de yani hiç hoşlanmıyorsanız sizin için kötü bir görüntü bu. Kötü ama neyse ki içerisinde peynir koydurmuşuz. Fazla sağlıklı bir menü bu. Beyaz olan şeyler sağlıklıdır diye bir çıkarım yapacaktım ama biliyorsunuz ki doktorlar 3 beyazdan uzak durun diyor. Meryem canmış birisi değil mi? Şimdi peynirlerin tadına bakacağım. Otlu peynir müthişmiş. Şimdi diğer peynirlerin de tadına bakıyorum. Görünürler güzel. Normalde sabahları çay ya da tabii ki kahve içmek isterim ama maalesef bugün beyaz. Ben beyaz bir süt içiyorum. Enerjimi topladım. Artık kayak yapmaya hazırım. Arkadaşlar kayak pistine geldik. Gördüğünüz gibi bembeyaz kayak kıyafetlerimi giydim. Kayaklarım yanımda. Çok iyi kayamıyorum. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Bugün sadece kayak yapıp bırakmayacağız. Bir de board dersi alacağım. Murat abi GF'nin bilmiyorum bir görüntüsü var biliyor musunuz? Boardla birlikte aşağıya yüzüstü iniyor. Umarım sonum öyle olmaz. Şimdi çok yükseğe gitmiyorum. Bunun mantığı biraz patenle aynı. O yüzden ilk başlarda ben gene patende yaşadığım problemi yaşadım. Durma problemi. Ama yani zamanla onu aştım. Şimdi yavaş yavaş kaymaya başlayacağım. Bye bye. Yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Benim korkulu rüyam. Denizli'deyiz. Buradan çıkmak kolay, bir şey yok ama iniş birazcık zor oluyor. Bu sefer birazcık daha yukarı çıkacağız. Hiç çok yüksekten kaymamıştık. Normalde buralarda iniyorduk. Çok diken burası. Şu an çok iyi değil mi? Yukarı çıktıkça böyle sessiz sakinleşti, insan azaldı. Of, burası çok dik ya. Tamam, ben buradan atlıyorum. Arkadaşlar az önce çok fazla düştüm. Bilmiyorum kameralar ne kadar yakaladı ama en azından düşmeyi öğrendim. Düştüğüm anda da kaymaya devam edebiliyorum. Oraları yakaladınız mı bilmiyorum ama şu şekilde yani oturarak kayabiliyorum.
O da bir yöntem. Bence daha konforlu. En azından oturarak gidiyorsunuz. Yani metrobüsü ayakta gitmek mi, oturarak gitmek mi? Bence oturarak gitmek. Şimdi ben buradan tekrar kalmayı deneyeceğim. Allah gidiyorum. Ya dur. Dur gitme. Çeşit fren mekanizması olarak geliştirdim. Olabilir arkadaşlar. Burada herkes acemi. Burada çok fazla bilen insan yok. Şuradan geçmeyi deneyeceğim. Yukarıdan kayma deneyimimiz biliyorsunuz çok başarılı olmadı, en azından benim açımdan. Bu sefer farklı bir otelin telesiyajını kullanıyorum. Ve yukarı çıktıkça sis artıyor arkadaşlar. Bakalım bu sefer bence başaracağım çünkü düşme konusunda çok başarılı olmam gözlerimi yaşartıyor. O yüzden artık yani profesyonelleşme zamanım da geldi diye düşünüyorum. Allah. Ben burada inmek istiyordum zaten. Şimdi birazdan buradan aşağıya doğru kayacağız. Ne tarafa doğru kaysak onu düşünüyorum sadece. Aynı benim gibi. Vallahi isterim çocuklar ya. Açar mısınız bu kayağımı? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Tamam. Teşekkürler çocuklar. Beni kurtardınız. İşte YouTuber olmanın böyle iyi bir yanı var. Dağda da kalsanız bir kurtaranınız oluyor. Bu kayak işini çok sevdim. Özellikle en yukarıdan aşağıya kayınca çok daha eğlenceli oluyor. O yüzden çok hoşuma gitti ama artık snowboard dersine gitmem gerekiyor. Kayak takımlarımı bırakacağım ve yepyeni bir maceraya başlayacağız. Düşmekten, kalkmaktan biraz yoruldum. O yüzden şimdi salebimi aldım. Birazdan da saat 3'te snowboard dersim var. Onu nasıl yapacağımı bilmiyorum çünkü o kayağa göre birazcık daha zor ve hani öğrendikten sonra çok daha kolaymış ama öğrenme aşamasında ayakta durmak bile çok zor diyorlar. Şimdi gördüğünüz gibi önümde beyaz salebim var. Biliyorsunuz kışın yani vazgeçilmez bir içeceğidir. Ondan da biraz yudumluyorum. Havada şu anda epey soğuk. İyi gelecek. İçim ısınacak. Geçen defa Uludağ'a geldiğimizde, geçen sene eğer o videoyu izlemediyseniz şuradan bir yerden izleyebilirsiniz. Burada beyaz kardan dev bir ev yapmıştık arkadaşlar. Bu sefer kış sporlarına yöneldim. Olabildiğince kış sporlarını öğrenmeye çalışıyorum. Kayakta ne kadar iyi olduğumu siz az önce gördünüz. Bakalım snowboard'da neler yapacağım merak ediyorum. Sevmem çok kötü. Üstü şey oldu burası, o sıcak ya. Bu arada ben size gerçekten hoşuma gitmeyen bir durumdan bahsetmek istiyorum. Ben sabah gittim hocaya, dedim ki ben bugün snowboard eğitimi almak istiyorum. Bana oradaki hoca dedi ki ya saçmalama, onu öğrenmesi 8 saat. Gereksiz, boşu boşuna snowboard eğitimi almayın. Paranız cebinizde kalsın. Kayağı birazcık biliyorsunuz ondan devam edin falan dedi. Yani resmen öğrenmek isteyen bir insanın ümitleriyle oynadı. Yani bu çok yanlış bir psikoloji olduğunu düşünüyorum. O yüzden bugün ekstra da çabalayacağım ona inat öğrenmek için. Umarım başarılı olurum. Öğreneceğim bugün snowboard'u, öğreneceğim. Düştü. Hiç kalkamıyor. Bakalım neler olacak. Gördüğünüz gibi ayakta durabildim arkadaşlar. Şuradan aşağıya kadar indim. Yani çok kötü gitmiyorum bence. Bu
çözeceğim gibi geliyor ya. Çok zorlanmadım sanki. Yavaş yavaş iyi oluyorum ha. Aa, bir dakika. Böyle değil. Böyle değil. Kamerayı oynamasaydım düşmüyordum. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi tekrar. Kalkıyorum. Ve arkadaşlar gidiyorum. Bir dakika fazla. Dokunulmazlık oyununda bayrağı aldım. Ne kadar güzel indim, gördünüz mü? Çok güvenli ve çok yavaş bir şekilde indim. Aslında gerçekten yukarıya çıkmak istiyorum denemek için. Teleskiden nasıl çikolata çözersek bence bir yukarı çıkalım diyorum ben. Arkadaşlar gerçekten kendime nazardaydım. Vallahi durabiliyorum fren. Bu kadar olur yani. İşim ya. Wow! Ben bence artık snowboard yapabiliyorum diyebilirim. Kış sporlarının aranan ismi oldum şu anda. Gerçekten kendimi takdir ediyorum ve çok çok eğlendim. Gerçekten haklılarmış. Kayaktan yani çok daha zevkli ve hani düştüğünüzde çok acıtmıyor bence. Yani o daha güvenli hissiyatı verdi bana. Çünkü diğerinde elinizde böyle çubuk var vesaire. Bunu çok sevdim. Geçen gün Enes bizim ofise gelmişti ve Enes 3 saatte snowboard öğrendim demişti. Herkes hani snowboard nasıl öğrendin falan demişlerdi. Ben de yaklaşık olarak 3 saatte öğrendim. Eminim o da ancak benim kadar öğrenmiştir. Birkaç kere daha gelirsem bence bu işi çözerim. Hatta Enes'i de düelloya davet ediyorum. Onunla bir gün daha da snowboard yapmak isterim. Bence çok güzel, çok keyifliydi. Artık bence yorulduk. Bütün gün kayak yaptık, snowboard yaptık. Güzel, beyaz bir şeyler yiyelim diyorum ben. Çok uzun bir gün oldu. Hiç yerimize oturmadık. Bütün gün kayak yaptık. Bütün gün kış sporlarını denedik. O yüzden çok acıktım. Bakalım bugün açık büfede beyaz neler var. Umarım birkaç çeşit vardır. Çünkü dediğim gibi çok açım. Gelin gidelim. Gördüğünüz gibi burası çok büyük bir yer. O yüzden tabağımı alarak bakmaya başlayacağım. Yine peynir var ama şurada bir peynir daha gözüme çarpıyor. Bu çok daha lezzetli gözüküyor. O yüzden bu peynirden alacağım. Bir tane yeter. Ana yemek bulurum diye düşünüyorum. Patates, sarı, humus. Bunlar direkt elendi arkadaşlar. Ah, yoğurt buldum. Yoğurt severim ama bu kıvam hoşuma gitmedi. Fakat hiçbir şey bulamamaktan iyidir. Bence bunu beyaz diye alırsam hile olur. Çünkü içerisinde havuç var, patates var. Ana yemek köşesine gidelim. Burada iç pilav var ama sarı,
Umarım normal pilav vardır. Burada da bize göre bir şey yok. Aslında burada balık var, tavuk var. Yani ikisi de beyaz et diye geçiyor. Ama içlerinde yeşillik de var. İşte kırmızı biberler falan da var. Hile yapmak istemediğim için almayacağım. Son mor videosunda yok o mor değil, yok o pembe dediniz. Ben de bu sefer oyunu gerçekten kuralına göre oynuyorum. Beni bugün aç bırakacaksınız. İleriye doğru gidiyorum. Evet, buldum. Galiba bugün yiyebileceğim tek şey pilav. Balık alsaydık en azından. Vücuduma bir protein girerdi ama karbonhidrat. Artık protein ihtiyacımı yoğurt ve peynirle karşılayacağım. Tatlılar var. Tatlılardan belki bir şey bulabiliriz. Tatlılardan arkadaşlar burada sütlaç var. Sütlaç net beyaz. Tamam, üzerinde fırın sütlaç olduğu için birazcık yanıklıklar olabilir ama bu beyaz normalde. Şu da aslında beyaz ya. Bu net bir şekilde beyaz. Onu da alacağım. Bir tane kalmış. Ama onu almak için ikinci bir tabağa ihtiyacım var. Çünkü yoğurdum iyice genleşti burada. Ne oldu yani? İnsanlar ne tabaklar yapıyor. Benim açık büfede yaptığım tabağa bak. Tabağımı da aldım. Bunu buraya koyuyorum. Bu arkadaşı da yanına ekliyorum. Pörsümüş artık son kaldığı için. Bir tane de adettendir. Lokum aldım. Şimdi içecek olarak da arkadaşlar ben ayran almayı düşünüyorum. Tatlılarımı yanına ekliyorum. Akşam yemeğim hazır. Görsellikten uzak bir tabak. Hadi masaya gidelim. Gelin artık yiyelim yemeklerimizi. Ayranımı açıyorum ilk önce çalkalayaraktan. Ayran güzelmiş. Yani pilavı da yiyip yorum yapmak istiyorum ama yorum yapacak o kadar bir şey yok ya. Bomboş pilav. Değil mi değil? Çok sürü bir pilav. O yüzden yoğurt almam iyi olmuş. Yoğurtla karıştırıp yiyeceğim. Mükemmel yiyecekler yeme hayaliyle gelmiştim aslında. Böyle beyaz et, balık, tavuk mutlaka yerim diye düşünmüştüm. Fakat tek başına düzgün bir şekilde beyaz gözüken bir ne balık bulabildim ne tavuk bulabildim zaten biliyorsunuz. Bunlara kaldım. Ben şimdi arkadaşlar bu yemeği yiyeyim. Daha sonra sizinle görüşeceğiz. Arkadaşlar bütün gün kaydık, şimdi eve geldim. Bu videoyu evde bitirmek istedim çünkü biliyorsunuz ki benim bembeyaz çok tatlı bir kediciğim var. Stream'de de bir değişiklik yaptım, saçlarımı değiştirdim. Bu videoda aslında başından sonuna kadar Behlül'ün olmasını çok isterdim ama bugün kaymaya gittik, o da bizi evde bekledi. Bir şeyler söylemek ister misin kameralarımıza canım? Çok uslu, hiç böyle durmaz. Merhaba. Makyajımı sileceğim, yine bembeyaz ürünlerim var. İnanılmaz ürünler hazırladım. Gelin bir banyoya gidelim. Behlül'de salalım. Değil mi? Bay bay kanki. Arkadaşlar şimdi banyoya geldik. Yüzümü yıkayacağım. Çok ilginç bir yüz temizleyicim var. Bembeyaz bir köpük. Aa, tıraş köpüğü gibi duruyor. Ama bir yüz temizleyicisi. Çok güzel ferahlatıyor. Ben bayıldım. Kokusu da müthiş. Temizlemesi biraz zor oluyor çünkü çok köpürüyor. Yüzümü yıkıyorum. Makyajımı sildim. Şimdi de çok enteresan bir maske yapacağız. Ben bu maskeleri uzun zamandır merak ediyordum. Beyaz olduğu için de denemek bugüne kısmetmiş. İlk önce size ne olduğunu söylemeyeyim. Yüzüme süreyim. Daha sonra reaksiyonları bence birlikte izleyelim. Maskemi taktım arkadaşlar. Şu anda sıradan bir kağıt maske gibi gözüküyor ama birazdan acayip şeyler olacak. Niye gülüyorsunuz kamera arkasında? Komik şu anki halimle de komiyim ama birazdan çok komik şeyler olacak. Umarım olur, umarım vaat ettiğini verir ürün bana. Vermezse de her şeyini göstereceğim. Diyeceğim ki buyurunu almayın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maskem köpürdü, baloncuklar çıktı. Ben çok daha büyük baloncuklar çıkacağını hayal etmiştim ama bu kadar da kaldı çünkü epeydir bekliyorum. Artık maskemi çıkartıyorum ve uyumaya gidiyorum. Esprisi neymiş bu maskenin? Arkadaşlar 24 saat her şey beyaz videosunun sonuna geldik. Yine her videoda olduğu gibi aynı yerdeyim. Beyaz çarşaflarımın içerisindeyim. Birazdan uyuyacağım. Ama eğer siz bu videoda eğlendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki renk videomuzdaki renk ne olsun mutlaka aşağıya yorum bırakın. Hepinizi çok seviyorum. O zaman ben kaçtım. Bay bay, videoyu beğenin.